dinlemenizi istiyorum. Bu bir parti toplantısı değil. Bu bir memleket meselesi. Bu bir siyasi partinin toplantısı değil. Bu bir Türkiye meselesi. Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Aramızda sivil toplum örgütlerinin yöneticileri var. Meslek kuruluşlarının yöneticileri var. Değerli muhtarlarımız var. Vatandaşlarımız var. Değişik partilerden yöneticiler var. Size Balıkesir'de bir partinin genel başkanı olarak değil, sizler gibi ülkesini seven, vatanını seven, bayrağını seven bir vatandaş olarak hitap edeceğim. Benim hitabımı böyle kabul etmenizi istirham ediyorum. Diyeceksiniz ki neden? Neden? Neden genel başkan olarak bize hitap etmiyorsunuz diye? Sorun bir parti sorunu değil. Bir seçim değil. Bir kişiyi seçmiyoruz. Bir partiye oy vermiyoruz. Bir Türkiye sorunuyla karşı karşıyayız. Hepimizin birlikte düşünmesi lazım. Ve sandığa düşünerek gitmesi lazım. Bir yol ayrımına gelmişiz. Açık ve ne söylüyorum? Bir yol ayrımına gelmişiz. Ne yapacağız? Demokratik parlamenter sisteme devam mı edeceğiz? Var olan aksaklıkları düzeltmek için mücadele mi edeceğiz? Yoksa demokratik parlamenter sistemden vazgeçip tek adam rejimini tercih mi edeceğiz? Sorun budur. Sorun budur. Dolayısıyla hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimsemiş olursa olsun, bu güzel ülkede bayrağımızın altında onurumuzla yaşamak istiyoruz. Onurla yaşamanın en temel konusu, en temel şartı demokrasidir. Benim düşündüğüm gibi karşıdaki insanı düşünmeye zorlayamam. Benim gibi düşünmeyen bir insana kızamam. O farklı düşünebilir, ben de farklı düşünebilirim. Siyasal partilerin varlık nedeni de zaten budur. Ama birbirimizi demokrasi içinde saygıyla dinlemeliyiz. Halkın hakemliğine her zaman gidip başvurmalıyız. Bu anayasa değişiklikleri görüşülürken toplumun değişik kesimlerinden bize dendi ki neden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuyorsunuz diye. Neden? Gazi Mustafa Kemal'in Amasya tamimi aklımıza geldi. Gazi Mustafa Kemal Amasya'da der ki milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bir daha ifade ediyorum. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bir halkın kaderini bir mahkeme belirlemesin dedik. Bir halkın, bir milletin kaderini o milleti oluşturan vatandaşlar belirlesinler. Sandığa gidelim, demokrasimize sahip çıkalım. Sandığa gidelim, demokrasiyi bir tarafa atalım. Demokrasi bize fazla geliyor. Ne demek demokrasi? Hiç gerek yok. Başımıza bir adam seçelim, eline de uzun bir sopa verelim. Kim konuşursa kafasına vursun. Bu da bir yöntemdir. Bu da bir rejimdir. Adı tek adam rejimidir. Bu rejimi özlüyorsanız evet oy kullanacaksınız. Hayır bu doğru değildir. Biz demokrasi istiyoruz diyorsanız onurla gururla gidilecek, hayır oyunun altına mühür vurulacak. Bu kadar basit. Demokrasi sadece benim için değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partileri için değil. Sadece AK Partililer, sadece Milliyetçi Hareket Partililer, sadece Demokrat Partililer veya sadece Vatan veya Saadet Partisi için değil. Demokrasi hepimiz için geçerli. Hepimiz demokrasiye sahip çıkmak zorundayız. Demokrasiye sahip çıktığımız ölçüde Türkiye'nin dünyadaki itibarı artacaktır. Şu gerçeği hiç kimse unutmasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti kurduğunda bakın bütün İslam devletleri hepsi Cumhuriyeti tercih etti. Hepsi istisnasız.
Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, Mısır'ı, Irak'ı, İran'ı ve Suriye'si. Hepsi Cumhuriyeti kabul ettiler. Ve bütün bu Müslüman ülkeler, az gelişmiş ülkelerin tamamı da dahil, Türkiye'yi hep örnek aldılar. Demokrasiyi geliştirdik. Tek partili hayattan çok partili hayata geçtik. Dünyada örneği yoktur. Dünyada örneği yoktur. Bir siyasi parti kendi iradesiyle çok partili hayata geçmiştir. Ve dolayısıyla çok partili hayat bizim demokrasimizin en temel kurallarından birisini oluşturur. Şimdi biz demokratik parlamenter rejimimizi bir tarafa bırakıyoruz. O nedenle bu referandum Türkiye'nin kaderiyle ilgili olan bir referandumdur. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olan bir referandumdur. Her ortamda söylerim. 12 Eylül 1982 Anayasası oylanırken İstanbul Fikirtepe'de gidip bir ilkokulda oy kullandım. Ve o tarihte o anayasa değişikliğine hayır oyu verdim. Bugün çocuklarıma, bugün torunuma diyorum ki ben o darbe anayasasına hayır oyu vermiştim. Bunun gururunu ve onurunu taşıyorum. Şimdi her birinizin vatandaş olarak, yurttaş olarak her birinizin sorumluluğu var. Sadece kendinize karşı değil, sadece Balıkesir'e karşı değil, sadece Türkiye'ye karşı da değil. Türkiye'nin itibarı içinde her birinizin sorumluluğu var. Bu sorumluluğun anahtarı hayır oyunda yatıyor. Sandığa gidip bu anayasaya, parlamenter demokratik sistemi askıya alan bu anayasaya hayır dediğimiz zaman evlatlarımıza ve torunlarımıza şu mesajı vereceğiz. Şu mesajı. Büyük baskılar yaptılar. Muhtarların üzerine yaptılar. Vatandaşların üzerine yaptılar. Sivil toplum örgütlerinin üzerine yaptılar. Esnafın, sanayicinin üzerine büyük baskılar yaptılar. Gidin evet oyu kullanın diye. Ama ben direndim. Seni düşündüm diyeceksiniz torununuza. Seni düşündüm. Çocuğunuza diyeceksiniz ki seni düşündüm. Senin geleceğini düşündüm. Ve ben gittim bütün baskılara rağmen hayır oyunu kullandım. Sana güzel bir Türkiye bırakmak için. Bu olur hepimizin onuru. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı makamı aynı zamanda bir partinin de genel makamı olacak. Bir partinin genel başkanı da aynı zamanda Cumhurbaşkanı olacak. Şu soru sorulabilir. Cumhurbaşkanlığı makamı çok önemli mi? Evet, bizim tarihimizde çok önemlidir. Bizim kültürümüzde de çok önemlidir. Bizim devlet anlayışımızda da çok önemlidir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin 80 milyonun ortak paydasıdır. O makam Türkiye'yi temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eder o makam. Ve o makama hepimiz saygı gösteririz. Çünkü o makam bayrağı temsil eder. Arabasında Türk bayrağı taşır. Yurt dışına giderken Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eder. Peki bir partinin genel başkanı olursa ne olur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edebilir mi? 80 milyonu temsil edebilir mi? Yoksa sadece kendisine oy veren partilerinin mi Cumhurbaşkanı olur? Tarafsızlık önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü tarafsız olduğu zaman mahkemeye hakim tayin edebilir. Hiç kimse tarafsız bir cumhurbaşkanına neden mahkemeye hakim tayin ettin diye özel bir suçlama getiremez. Ama bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada adalet yıkılır. Adalete gölge düşer. Adalet çok önemlidir. Devleti devlet yapan adalettir. Hak, hukuk ve adalet kavramı bütün inançların ve bütün düşüncelerin en temel, en belirgin özelliğidir. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Bir bilgenin dediği gibi adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner.
Adalet bu kadar soylu bir kavramdır. Şimdi biz adalete, mahkemeye siyaseti bulaştırıyoruz. Bir partinin genel başkanı, burada değişik partilerden vatandaşlarım da var, düşünsünler. Ben herhangi bir mahkemeye hakim tayin ettiğimde, herhangi bir vatandaşın davası o mahkemeye düşer ve benimle aynı siyasi görüşten değilse şu soruyu soracaktır. Ya bu mahkemeye hakimi Kılıçdaroğlu tayin etti. Ben de başka bir partilerim. Bu hakim benim davama bakamaz. Evet, bakamaz. Çünkü o hakimi bir siyasi organ tayin etmiştir. Biz neden diyoruz ki adliyeye siyaseti sokmayı? Bunun için. Her vatandaşının davası adliyede görülür. Hakim gelen kişinin siyasi kimliğine bakar mı? Söyle bakayım sen hangi partidensin diye sorabilir mi? Soramaz. Bu anayasa değişikliği geçerse böyle bir tablo çıkacaktır ortaya. Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edecektir. O nedenle diyorum, gün slogan atma günü değil, gün düşünme günü, memleketi düşünme günü, bayrağı, vatanı, milleti düşünme günü. Bakın bunun bir partiyle ilgisi yok. Bugün A partisi olur, yarın B partisi olur. Bunun bir kişiyle de ilgisi yok. Bugün A kişisi olur, yarın B kişisi olur. Bütün yetkileri bir kişiye verdiğiniz zaman o kişinin yarın ne yapacağını kimse kestiremez. Hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin. Ülkücüsü düşünecek, milliyetçisi düşünecek, demokratı düşünecek, liberali düşünecek, sosyal demokratı düşünecek. Hepimiz düşüneceğiz. Vatandaşımızın hepimiz mütedeyyini oturup düşünecek. Bu ülkenin geleceğinden sadece ben mi sorumluyum? Hayır, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Vatanseverlik sadece bana özgü bir kavram değil. 80 milyon vatanseverdir. 80 milyon vatanımızın geleceği için oturup karar vermek zorundayız. Öyle bir yönetim tarzı geliyor ki, bir kişi öyle yetkilerle güçlendiriliyor ki, parlamentonun elindeki bazı yetkileri alıp bir kişiye veriyoruz. Devletteki liyakat sistemini de o bir kişi belirleyecek. Ne demek devletteki liyakat sistemi? Şu, kimin müsteşar olacağı, genel müdür olacağı, müftü olacağı, emniyet müdürü olacağı, vali, kaymakam, hakim, doktor olacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Müsteşarın niteliklerini devlet memurları kanunla belirlerler. 12 yıl devlet hizmetinde çalışacak. En az 5-6 yıl üst düzey görev yapacak. O niteliklere sahip birisi ancak müsteşar olarak atanabilecek. Öyle yetkiler veriyoruz ki bir kişi bu kuralları tamamen tuzla buz ediyor. Meclisten alıyoruz bu yetkileri. İsterse dayısının oğlu, ilkokul mezunu herhangi bir bakanlığa müsteşar olarak atayabilecek. Yeğeni ortaokul mezunu genel müdür olarak tayin edebilecektir. Bu devlette liyakati çökermez, çökertmez mi? Çökertir. Bunun bir partiyle ilgisi var mı? Hayır. Bir kişiyle ilgisi var mı? Hayır. Bu bir memleket sorunu. İşi ehline verin diyor, değil mi? Mübarek kitabımız der ki, işi ehline verin. İşi ehline verin. İşi ehline verin ne demektir? Bilene teslim edeceksiniz bu işi der. Ben ameliyathaneye girebilir miyim? Hayır. Tıp eğitimi görmedim. Ben ressam olabilir miyim? Hayır, öyle bir yeteneğim yok. Maliyeci olabilir miyim? Olabilirim. Onun eğitimini aldım. En son yapılan büyüme tanımı, gelişmiş ülke tanımı şudur. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Her işin uzmanı olmak zorundadır. Her işin. Bana deseler ki otur halı doku, ben o işin uzmanı değilim. Ama bir başka annemiz oturur mükemmel halı dokar. Dokur, o onun uzmanlık alanıdır. İşi ehline vermek budur. Biz şimdi işi ehline vermeyi bir tarafa bırakıyoruz. Bir kişiye her türlü yetkiyi veriyoruz. Al
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni al 80 milyonu tepe tepe kullanıyoruz. Buna razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Hangi partiden olursak olalım, hangi partiye sempati duyarsak duyalım, bu bir memleket meselesidir ve hiç kimsenin buna razı olmaması lazım. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Neden? Niye başbakanlığı kaldırıyoruz? Osmanlı'da da başbakanlık vardı. Vezir-i Azam başbakandı. Vezirler vardı, bakan. Ayrıca tepede de padişah vardı. Şimdi Osmanlı'da var olan düzeni de tuzla buz ediyoruz. O dönemde orada vezir-i azamdı, şimdi başbakan. Orada bakan vezirdi, şimdi bakanlar var. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Bakanlar kurulunu da kaldırıyoruz. Herhangi bir milletvekiline Balıkesir'in bir sorunu olduğu zaman bizim Balıkesir milletvekili çıkıp ilgili bakana mecliste soru sorma yetkisi bile olmayacak. O yetki de anayasa değişikliğiyle elinden alınıyor. Aklınız kabul ediyor mu bunu Allah aşkına? Hayır! Yani bir milletvekili Balıkesir'in sorunlarını çıkıp meclis kürsüsünde anlatıp sayın bakan gel buna cevap ver diyor bugünkü anayasaya göre, önümüze gelen tek adam rejimde deniyor ki bu soru sormayı yasaklıyorum ve kaldırıyorum. Bakan meclise gelip bu soruya cevap vermeyeceğiz. Nerede demokrasi? Bir milletvekili Balıkesirlerin bir yol kazası. Evet, Balıkesirlerin seçtiği bir milletvekili. Eğer Balıkesir'le ilgili bir soruyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakana soramayacaksa siz bu milletvekilini oraya niye gönderiyorsunuz? Bir hükümet kurulacak, hükümet güven oyu istemek için meclise gelmeyecek. Hükümet programını mecliste okumayacak. Yolsuzluk yapan bir bakan hakkında gen soru veremeyecek. Yani malı götürme anayasal güvence altında olacak. Ya akıl var, mantık var. Emin olun, akıl var, mantık var. Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Kul hakkı yemek günah mı? Evet, günah. En büyük günah mı? Evet, en büyük günah. Rabbimiz ne diyor? Her türlü günahla gel affederim ama kul hakkıyla karşıma gelme. Şimdi kul hakkı yiyen bir bakana soru dahi soramayacağız. Gen soru dahi veremeyeceğiz. Buna ne diyorlar? İleri demokrasi mi diyorlar? Ne diyorlar? Tek adam rejimi istediğini yapabilir. Türkiye'de istediğini götürebilir. Kimse de hesap soramaz. Diyorlar ki sorumlu cumhurbaşkanlığı getiriyor. Cumhurbaşkanı da sorumlu da olacak. E nasıl soracağız? 400 milletvekili ancak bir araya gelirse cumhurbaşkanı, bakan veya başkan yardımcıları ile ilgili soruşturma açılabilecek. 400 milletvekili. Şimdi bugünkü anayasal düzene göre 400 değil, 276 milletvekilinin imzası yeterli. Niye 400'e çıkarıyorlar? Kimse onları yargıya getirmez. Diyelim ki bulduk, 400 milletvekilini bulduk. Yargıya gönderdik. Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini başkan tayin ediyor. Yani benim tayin ettiğim mahkemede ben yargılanacağım. Bu hakim beni cezalandırır mı? Hayır. Benim tayin ettiğim hakimi ben önceden sözünü alırım. Araya bir sürü adam koyar. Gelirler, yalvarırlar, yakarırlar. Vallahi beni Anayasa Mahkemesi'ne üye yap. Ne dersen, ne emrin olursa hepsini yaparım. Bu kulisleri yapacaklar. Benim tayin ettiğim hakim benim davama bakarsa burada adalet olur mu? Hayır. Adalet olamaz arkadaşlar. Samimi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Getirilen felaketin boyutlarını görüyorsunuz değil mi? Hep şunu söylerim. Öyle yetkiler veriyoruz ki, öyle yetkiler veriyoruz ki, bir kişiyi ikna ederseniz, bir kişiyi kandırırsanız veya aldatırsanız veya satın alırsanız 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Nasıl mı?
öyle yetkilendiriyoruz ki bütün bakanları, bütün başkan yardımcılarını, bütün valileri, bütün kaymakamları, bütün emniyet müdürlerini, bütün komutanları, bütün savcıları, hakimleri bir kişi bir kararnameyle tamamını değiştirebilir. Tamamını. Hani öyle 35-40 yıl bekleyelim de paralel devlet kuralım da buna hiç gerek yok. Bir kişiyi ikna ettiniz mi mesele bitmiştir. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar ucuz bir devlet mi? Verilen yetki, bir kişiye verilen yetkinin tehlikesine dikkatinizi çekiyorum. Tehlikesine. Oysa bugün bu yetkilerin büyük bir kısmı parlamentodadır. Bakanlar kurulundadır. Başbakandadır. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar oturur düşünürler, tartışırlar, konuşurlar. Tek adama bütün bu yetkileri veriyoruz. Vicdan denen bir şey var. Hepimizi düşünmesi lazım. Ve bu kişiye bir yetki daha veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetkiyi daha veriyoruz. Tek başına hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedebiliyor. Tek başına. Bugünkü modelde, parlamenter demokratik sistemde, anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi için seçimden sonra 45 gün içinde hükümetin kurulmaması lazım. 45 gün içinde hükümet kurulmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetsiz kalmasın diye gider, meclisi fesheder ve tekrar seçime götürür. Ama bunun için meclis başkanından yetki ister. Bu yetkiyi de kaldırıyorlar. Feshedecek kişi kim biliyor musunuz? Bir partinin genel başkanı. Bir partinin genel başkanı 600 milletvekilinin olduğu bir parlamentoyu, değişik partilerden olan bir parlamentoyu hiçbir gerekçe göstermeden feshetme yetkisine sahip olacak. Buna izin verecek misiniz? Hayır! İzin verecek misiniz? Hayır! Bu Türkiye'yi ateşe atmak demektir değerli arkadaşlarım. Balıkesir'in Kuvayi Milliye tarihinde önemli bir yeri vardır. Milli Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri vardır Balıkesir'in. Balıkesir sıradan bir kent değildir. Tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle, ekonomisiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisidir. Ama en önemlisi Milli Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlıktır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni neden önemsiyoruz? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Kıbrıs Barış Harekatı'nı yöneten meclistir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişimini püskürten meclistir. Bu kadar önem verdiğimiz bir meclisten yetkileri alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkileri 2017 yılında bir kişiye vereceğiz. Yazıktır, günahtır bu devlete, bu memlekete. Yazıktır, günahtır. Akşam bir televizyon programında anlattım. Suriye anayasasını aynısını almışlar. Esad'ın anayasasını aynısını alıp getirmişler. Bizde de uyguluyorlar. Orada da tek adam var, bizde de tek adam var. Irak'ta tek adam vardı. Suriye'de tek adam var. Libya'da tek adam vardı. Romanya'da tek adam vardı. Çavuşespor. Ne oldu? Hepsinde acı, kan ve gözyaşı var. Biz demokrasi içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Görüş farklılıklarımız olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. Farklı bölgelerde yaşayabiliriz. Ama bir arada yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Şu kızımızı görüyorsunuz değil mi? Saçları örgülü, gencecik, pırıl pırıl bir çocuğumuz. Adı Türkiye. Bu ne diyor biliyor musunuz? Geleceğin için hayır diyor. Neden geleceğin için? Neden? Bu çocuğumuz diyor ki 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Açıldığı günü bana bayram olarak armağan ettiler. Meclisin açılışı benim bayramımdır diyor.
Çünkü o meclis benim geleceğimi belirleyen bir meclistir. Benim meclisime dokunmayın diyor. Benim meclisime dokunmayın. Biz meclisi bunun için önemsiyoruz. Diyorlar ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı. Asla, asla. Asla hiçbir dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk tek adam olmadı. Öyle bir öykünmesi de hiç olmadı. Nilüfer Gürsoy, en iyi sizler bilirsiniz. Celal Bayar'ın kızı. Demokrat Parti'nin çok önemli kilit ismi Celal Bayar. Nilüfer Gürsoy şunu söylüyor. Atatürk tek adamlı aklından geçirmemişti. Hiçbir zaman da geçirdi. Sivas Kongresi'nde tek adam mıydı? Adı kongres adı. Erzurum Kongresi'nde tek adam mıydı? Erzurum Kongresi. 23 Nisan 1920'de tek adam mıydı? Büyük Millet Meclisi. Komutanlık yetkisini kimden alıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alıyordu. En büyük güç nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne diyordu peki? Hakimiyet bile kaydı şart milletindir diyordu. Hakimiyet bile kaydı şart milletindir. Ne zaman? 1921 Anayasası'nın birinci maddesi. 1924 Anayasası'nın birinci maddesi. Bugün de meclisin duvarında yazılıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Şimdi diyoruz ki egemenliği milletten alalım, 80 milyondan alalım, bir kişiye teslim edelim. O ne derse o olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim edelim mi? Akıl var, mantık var. Yine Nilüfer Hanım söylüyor. Getirilmek istenen değişiklik, bu referandumlar getirilmek istenen değişiklik, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerini sarsıyor. Evet, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerini sarsıyor. Kim söylüyor? Demokrat Parti ocağından yetişmiş olan 94 yaşındaki Nilüfer Gürsoy söylüyor. Celal Bayar'ın kızı söylüyor. Hani CHP'li söyledi deseler anlarım. Dersiniz ki ya bunu Cumhuriyet Halk Partisi söyledi. Hayır. Çünkü Demokrat Parti'nin de, Anavatan Partisi'nin de, Doğru Yol Partisi'nin de, yani merkez sağ ne cumhuriyetle, ne demokrasiyle, ne Atatürk'le hiçbir sorunu yoktu. Onlar da cumhuriyetçiydi. Onlar da demokrasiyi savunuyorlardı. Onlar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü savunuyorlardı. Görüş ayrılıklarımız ekonomideydi. Vatanın bir birliğinde ve bütünlüğünde asla bir görüş farklı olmadı. O nedenle biz sandığa giderken bütün bu ayrıntıları düşünmek zorundayız. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı var. Ne söylüyor? 16 Nisan için söylüyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. Şimdi ben sizin vicdanınıza sesleniyorum. Ya devlet dediğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz siz? 16 Nisan'da yeni bir devlet kuracaklarmış. Nedir bu devletin adamı? Adı nedir bu devletin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Hangi gerekçeyle rahatsızlık duyuyorsunuz? Biz kendi devletimizi altın tepsi içinde birisi ikram etti öyle mi aldık? Biz bu devleti kurarken binlerce şehit vermedik mi? Hayır. Yüz binlerce gazimiz olmadı mı? Kadınlarımız omuzlarında silah taşımadı mı? Hangi devletten söz ediyorsun? Emin olun anlamakta zorluk çekiyor. Rejimi değiştiriyorlar. Niye rejimi değiştiriyorsunuz? Ve şu soruyu kendimize sorun. Bu anayasa değişiklikleri bu memleketin hangi sorununu çözüyor? Allah aşkına hangi sorununu çözüyor? İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır. Terör sorununu çözüyor mu? Hayır. Çiftçinin sorununu çözüyor mu? Hayır. Muhtarların sorunları var çözüyor mu? Hayır. Dış politikada bize itibar kazandırıyor mu? Hayır. Sanayicinin sorununu çözüyor mu? Hayır. Kimin sorununu çözüyor? Niye geliyor? Niye geliyor? Ve hangi gerekçeyle geliyor? Ben bütün partili
kardeşlerime sesleniyorum. Bütün partili kardeşlerime. Bunun bir partiyle falan ilgisi yok. Bu Türkiye'nin kaderini belirleme oylamasıdır. Bir demokrasi oylamasıdır. 15 yıldır iktidardalar. 15 yıl. Soruyorum kendilerine. 15 yıldır iktidardasınız. Siz terörü önlemek istediğinizde birisi engel mi oldu size? Siz ekonomide istikrarı sağlayacaktınızda birisi engel mi oldu size? Hayır. Siz bir kanun çıkaracaktınızda kanun çıkmasına birisi engel mi oldu? Hayır. Bakanlar Kurulu'nun tamamı size ait. Aldığınız bütün kararlar var. Bir kanun kararname çıkaracaktınızda birisi engel mi oldu? Hayır. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Efendim parlamentoda işler çok uzuyor. Parlamentoyu ayak bağı görmek demokrasiye inanmamak demektir. Geçen ay, sadece geçen ay parlamentoda yüzün üstünde kanun oy birliğiyle çekmiştir. Yüzün üstünde kanun. Avrupa Birliği ile uyum yasalarının tamamı oy birliğiyle çekmiştir. Ne istiyorsunuz parlamentoda? İlanlar veriyorlar. Billboardlarda görüyorsun. Güçlü parlamento olacak. Ya yetkisi alınan parlamento güçlü olur mu Allah aşkına? Bu milletin aklıyla nasıl alay ederler? Yetkisini alıyorsun, sayıyı artırıyorsun. Kaça çıkarıyorsun? 550'den 600'e. Niye 600? Hangi gerekçeyle 600? Güçlü parlamento. Güç sayıyla olmaz arkadaşlar. Güç akılla olur, akıl. Akılla olur. Eğer sayıyla olsaydı, güç sayıyla olsaydı, derdi ki 600 azdır. Bunu 5000 yap, 5000 milletvekili dünyanın en güçlü parlamentosu olsun. Böyle saçma şey olur mu? Hem yetkiyi elinden alacaksın, dönüp millete diyeceksin ki biz güçlü parlamento kuruyoruz. Öyle güçlü parlamento ki milletvekili soru bile soramıyor. Öyle güçlü bir parlamento ki hükümet gelip güven oyu bile veremiyor. Öyle güçlü bir parlamento ki hiçbir milletvekili bakan olamıyor. Bakan olan milletvekili de milletvekilinden istifa etmek zorunda kalıyor. Hiçbir bakan meclise gelmeyecek. Niye gelsin? Niye gelsin? Hangi gerekçeyle meclise gelir? Öyle güçlü bir parlamento yapıyorlar ki sözde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı'na bile vekalet edebilir. Tek adam rejiminde şunu diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ona başkan yardımcısı vekalet edecek. Kim başkan yardımcısı? Seçimle gelmeyen birisi. Seçimle gelmeyen birisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek. Hangi dönemlerde olur bu? Darbe dönemlerinde olur. Kenan Evren seçimle mi geldi? Aynı model. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı'na vekalet edemiyor? Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı milletvekilidir. Seçimle gelmiştir. Tarafsızdır. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eder, milli iradeyi temsil eder. Cumhurbaşkanı onu temsil etmesinden niye rahatsız oluyorlar? Hangi gerekçeyle rahatsız oluyorlar? Bakın demokrasi kültürümüzü kökünden dinamitliyorlar. Tek adam rejiminde bir kişi konuşacak, 80 milyon dinleyecek. Bir kişinin aklı, 80 milyonun aklı bir tarafa. Bir kişi her şeye egemen olacak. Bir kişi her şeyden karar verecek. Buna evet diyor musunuz? Hayır! Evet diyor musunuz? Hayır! Sonu felaket. Annelere sesleniyorum, çoğu gittiğim yerde. Diyorum ki siz sevgili anneler, freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Evlatlarınızı bindirir misiniz? Hep birlikte hayır diyorlar. Doğru. Freni olmayan bir otobüse şimdi 80 milyonu bindiriyoruz. Bir kişiyi, 5 kişi, 10 kişi değil. 80 milyonu bindiriyoruz. Nereye gittiği belli değil aynı zamanda bu otobüs. Yokuş aşağı gideceğiz. Buna izin verecek miyiz? Hayır. İzin verecek miyiz? Hayır. Bunun partisi yok arkadaşlar. Bunun A partisi, B partisi yok. 80 milyon binecek bu otobüse. Ve freni olmayan bir otobüs. Ve nereye gittiği belli olmayan bir otobüs. Ben bunları anlattığımda rahatsız oluyorlar. Meydanlara çıkıp miting yapıyorlar.
Mitingin konusu ne? Anayasa referandum değil. Mitingin konusu karşınızda bulunan şahıs. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, mitingin konusu. Gerçi reklamın kötüsü olmaz. Söylesinler, memnunum. Ama işi hakaret boyutlarına vardırıyorlar. İlla ben onlarla kavga edeyim. Ben de inat ettim, asla kavga etmeyeceğim. Asla. Ama şunu da söylüyorum tabii, medeni insanlar gibi şunu da söylüyorum. Siz üçünüz gelin. Sayın Erdoğan gelebilir, Sayın Binali Yıldırım gelebilir, Sayın Devlet Bahçeli gelebilir. Gelemezler, vallahi gelemezler. Ben tek başıma geleceğim. Tamam. Üstelik ben televizyon ayrımı da yapmıyorum. Televizyon ayrımı da yapmıyorum. Sizin en güvendiğiniz televizyon. Var zaten sizin dünya kadar televizyonunuz. Ayrıca gazeteci ayrımı da yapmıyorum. Dünya kadar havuz medyasından gazeteci de var. Onları da çağırın. Vallahi diyorum, gelin. Siz yarım saat konuşun. Ben 15 dakika konuşacağım. Vatandaş. Gelebilirler mi? Gelebilirler mi? Ben de biliyorum. Adım gibi biliyorum ki gelemezler. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yol ayrımına gelmişiz. Bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Medeni insanlar gibi oturup pekala konuşabiliriz. Bir araya gelip konuşabiliriz. Ne eksiğimiz var? Japon'u yapıyor, Fransız'ı yapıyor, İspanyol'u yapıyor, İtalyan'ı yapıyor. Biz niye yapmıyoruz? Biz de oturalım, konuşalım. Kim doğruyu söylüyor, kim yanlış söylüyor? Vatandaş elinde otururken seyretsin. Üstelik onların destekçi olan vatandaşları da seyretsinler. Hep birlikte baksınlar. Kim doğruyu söylüyor? Kim demokrasiden yana? Kim totaliter rejimden yana? Çıksın ortaya. Ama gelmiyorlar. Gelmiyorlar ama şunu yapıyorlar. Devletin arabalarına güveniyorlar. Devletin uçaklarına güveniyorlar. Devletin paralarına güveniyorlar. Devletin valisine, kaymakamına güveniyorlar. Devletin borcuna güveniyorlar. Ve bununla yola çıkıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Devletin arabası yok. Devletin paraları yok. Devletin televizyonları yok. Devletin forsu yok. Devletin valileri, kaymakamları yok. Devletin uçakları yok bizim altımızda. Biz neye güveniyoruz? Allah'ımıza ve vatandaşımıza güveniyoruz. Çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Kim olursa olsun. Hangi partiye oy verirseler, vatandaşımızın sağduyusuna güveniyorum. Pazar günü bunun için çok önemli. Pazar günü sandığa gitmek bunun için çok önemli. Sandığa gidip hayır oyu kullanmak ve bunu gelecekte torunlarına aktarmak çok ama çok önemli. Bugün pazar, hava güzel, pikniğe gideceğiz, sakın demeyin. Bugün pazar. Efendim, kahvede arkadaşlar bekliyor, konken oynayacağız, sakın demeyin. Gideceksiniz sandıkta, toprağın rengi, güzel bir renk, kahverenginin altına, onurla ve gururla bir hayır damgası vereceğiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, dünyaya şu mesajı vereceğiz, bütün baskılara rağmen Türk halkı demokrasiyi seçti. Bütün baskılara rağmen demokrasiden yana tabirleriz. Bütün dünyada itibarımız artacak, saygınlığımız artacak. Bunun sağı solu yok, bunun ortası yok. Bunun işçisi, çiftçisi, köylüsü yok. Bunun taşeron işçisi, sendikalısı yok. Öyle yetkiler veriyoruz ki bir kararnameyle muhtarlıkları kaldırabilir. Bir kararnameyle. Çünkü devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili kararname çıkarma yetkisi veriyor. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili. Muhtarlıkları kaldırmayacağız demiyor. Onların sigorta primini yatıracağız diyor.
Niye düne kadar yatırmadın? 15 yıldır sen kim iktidarda? 15 yıldır kim iktidarda? Kim iktidarda Allah? Herkes şundan emin olsun. Herkes şundan emin olsun. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Siyasi partilerimiz de farklı olabilir. Farklı bölgelerde yaşayabiliriz. Ama bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Ülkemizin üzerine toz, gölge düşmesin istiyoruz. Dünyada da itibar olsun, itibarlı bir Türkiye olsun istiyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde geçinelim diyoruz. Dünyayla kavga etmeyelim diyoruz. Niye dünyayla kavga ediyoruz? Son 2,5 yıldır tek adam rejimi var. Ya bir tek komşumuz bile kalmadı. Bir tek komşumuz. Alanya'da esnaf turist duasına çıkıyor. Turist gelsin diye. Alanya'daki esnaflara dedim ki kardeşim turist duasına çıkıyorsun eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Ama o turisti buraya getirmeyeyim kim arkadaş? Önce ona bir ders vereceksin. Ona ders vereceksin ki bir demokrasinin varlığını öğrenmiş olsun. Efendim işin özeti. Ben daha İzmir'e gideceğim. İş dünyası için de çok önemli. İş dünyası yatırım için hukukun üstünlüğü kuralının olmasını bekler. Yani can ve mal güvenliği bekler iş dünyası. Öyle bir yetki veriyoruz ki bir kişi istediği zaman herhangi bir ilde, herhangi bir ilçede veya Türkiye'nin genelinde o hal ilan edelim. Bir kişi. Bugün nasıl yapıyoruz? Önce Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor. Sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Sonra meclise geliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Ve ondan sonra o hal yetkisi meclisten çıkıyor. Şimdi bir kişi sabah kalkacak, ben Balıkesir'de o hal ilan ettim diyebilecek. Milli güvenlik de bir kişinin elinde olacak. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde neden Milli Güvenlik Kurulu'nu kaldırmak istiyorsun? Neden Milli Güvenliği bir kişi belirlesin? Ya yanlış yaparsın? Emniyet müdürleri, kaymakamları, valileri, profesörleri çoğunu bir paralel örgüte teslim ettiler değil mi? Teslim ettiler. Şimdi öyle uzun uzun çalışmaya gerek yok. Bir kişiyi elde ettiğini devlete ele geçiriyorsun. 24 saat. Hepimizin düşünmesi lazım. Sizlere büyük görev düşüyor, bana da görev düşüyor. Ben görevimi yapıyorum. Dilimin döndüğü kadar. Emin olun. 12 saat. 24 saat. 36 saat. Bu ülke için, bayrağım için, vatanım için çalışacağım. Ve çalışıyorum. Hiçbir ayrım yapmıyorum. Neden? Şu kuralı benimsedim. Hepimiz benimsedik. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Evet, söz konusu vatansa gerisi teferruat. Sizden yüksek bir hayırlı haber bekliyorum. Yüksek bir hayırlı haber. İşçisi, köylüsü, kadını, erkeği, yaşlısı, yengi. Hep birlikte vatanımıza sahip çıkalım, bayrağımıza sahip çıkalım, demokrasimize sahip çıkalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkalım ve yolumuza devam edelim.